Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in annesi Ayşe Genç, çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı sonucu vefat etti. Ayşe Genç'in cenazesi Kaşyayla Mahallesi'ndeki evinin önündeki törenden sonra Kaşyayla Camii'ne getirildi. Ey Müslümanlar! Cenaze namazını Profesör Doktor Mehmet Okuyan kıldırdı. Bizlerimize de imanlı olarak ölen bütün din kardeşlerimize de rahmetiyle muamele buyursun. 88 yaşında vefat eden Ayşe Genç'in cenazesi Kaşyayla mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesine karşı son görevini yerine getiren Başkan Osman Genç'i Samsun protokolü ve akrabaları, dostları, belediye çalışanları yalnız bırakmadı. Ayşe Genç'in cenazesine Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Canik Başar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Bekdemir, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Canik Kaymakamı İlhan Turgut, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Tokar, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Hafsa Belediye Başkanı Murat İkiz, Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılavuz, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzeoğlu, Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, AK Parti Milletvekili aday adayları Yılmaz Hocaoğlu, Kamuran Özden ve Talip Öztürk, Canik İlçe Müftüsü Mukadder Arif Yüksel, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kara, Memur Sen Şube Başkanı Necdet Güneysu, Ziraat Odası Şube Başkanı Hasan Tütüncü, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yeşilyurt, Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Ölmez ve Ahmet Şen Ocak, Haber Medya Başkan Yardımcısı Necdet Uzun, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı, Polis Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Tevfik Sönmez, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmut Erdoğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği temsilcisi Avni Demir, Haberaks TV yayın koordinatörü Fatih Korkmaz, Haberaks TV programlar koordinatörü Sinan Sallabaş, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Şube Başkanı Oktay Öztürk, Canik Belediye personeliyle çok sayıda iş adamı ve vatandaş katıldı.